5 Ekim, 11 Ekim terazi burçları neler bekliyor diyorsanız, terazilere mahkeme ile alakalı sorgu, sual, yani çözümlenmesini istediğiniz evraklar, iş mahkemeniz, aile mahkemeniz, boşanma mahkemeniz ne varsa bu hafta bunlarla ilgili adliyede ve bununla ilgili avukatlarla diyalog hakimiyetinde olacaksınız. Sonu biraz sizin için olumlu ama ertelenmeler olabilir. İstediğiniz rakamla ilgili anlaşamama gibi noktalarınız olabilir. Lütfen devam edin, haklarınızı tek tek alacaksınız ve istediğiniz zafere erişme diyorum ama hani bu hafta değil, yani avukatınız ya da evranız ya da hakim ya da savcınız ya da adliye ile ilgili ne vakanız varsa sonu aydınlık ama daha devam edecek süreçler söz konusu olacak. Kendi işinizle ilgili yapan bazı terazi burçlarına evet güzel bir hafta, verimlilik haftası demişim. Hatta renkler daha havada uçuşacak, kendinizi daha bilinçli yapacağınız bir hafta. Kurumsal büyük firmada çalışan terazi burçları, hani sabit bir noktada yeriniz değişmeyecek bir hafta, kafanız da yorulmayacak bir hafta, hatta hiç olmadığı kadar mutlu bir hafta yaşayacaksınız. İş bekleyen terazilerin evet bu hafta aracı doğrultusu ya da CV'lerinizi verdiyseniz olumlu bir konuşmalar, anlaşmalar dediğimiz bir haftaya giriş yapacak diye not almışım. Beklenmedik yurt dışı teklifiniz olabilir. Hani Dubai, Katar, İran, yani Afganistan, bu tarz noktalarda özellikle askeri olarak Azerbaycan, askerle ilgili bir askeriyeden beklenti, askeri olan süreçlerde olan beklentileriniz varsa olumlu süreç olacak. Bir de evinizde askere gidecek ve bununla ilgili korkular yaşıyorsunuz değerli terazi burçları. Korkmanıza gerek yok, sağ salim evinize gelecek. Öğretmen olan ya da akademisyen olan bazı terazi burçlarında ben işi bırakıyorum, farklı bir iş yap. Ne yapacaksın anam? Elinde şu an devlet güvencen var. Niye kendi kendini düzenini bozuyorsun? Otur oturduğun yerde ekstradan işler yap, kafanı karıştırma diyorum. Çünkü şu an bu bulunduğun noktanın sanki yönetimi ya da hani bir seçim var ve bu yöneticiler sizi o kadar çok kasmış ki yani değişmeyecek ve ben bunlarla yaşamak istemiyorum ve bunlar başımızda kalacak. Hayır, değişimler olacak. Sadece siz kasımı atlatmanız lazım. Şu an ani karar işinize, özellikle akademisyen, öğretmen, sanki genel kurulda bir seçim haftası olacak kasıma kadar ve bu seçim haftasında size çok iyi olumluluklar olacak. Hatta sizde de yerinizde güzel olumluluklar yaşanacak ama sizin sabrınız kalmadı. Buranıza kadar geldi demişim. Evli olanlarda evliliklerinizle ilgili sorun yok da yakın akraba, anne, baba, kayınvalide, kayınpeder dediğimiz insanlarda sıkıntılar var. Ve çocuklarınızla alakalı yaşadığınız gerginlikler sizi yıpratıyor. Aslında siz aşk götürücüsünüz. Çevredeki enerjiler sizi daralttığı için birbirinize vakit ayıramadınız. Birkaç gün birbirinizle baş başa geçirin değerli terazi burçları diye not almışım. Özellikle sanat işiyle uğraşan, müzik, dans, resim, ne bileyim sahne, şovla uğraşan terazilerde evet enerjiniz yükselmeye, başarınız ön planda olacak. Hiç korkmayın. Hatta dalın, yürüyün, gidin. Markalaşmak ya da hedeflenmek ya da istediğiniz yolun büyük bir başarısı var. Korkmayın. Korkularınızın üstüne gidin ve yenin demişim. Sağlık olarak özellikle bağırsak enfeksiyonlarınız, özellikle hani ceyranda kalırız, sırt ağrılarımız, kemik ağrılarımız, hani şuram tutuldu deriz ya, bu tarz ağrılarımız gündemde olacak terazi burçları. Bunları dikkate alalım lütfen. Uzun süredir de yakın dostlarınızla görüşmek istiyordunuz. Bir mesafeli bir evde yemek vereceksiniz. Bu da size iyi gelecek demişim. Bayağı şeyler demişim terazi burçları. Sürpriz aşklara yelken açacaksınız. Bu size çok, kalbiniz ve ruhunuz şifalanacak. Estetik düşünenler biraz erteleyecek. Özellikle ailede kalp ve damar ameliyatı geçirecek bazı büyüklerimiz var. Bunlar gayet sağ salim geçirecek. Evinize sağ salim gelecek. Hiç endişe etmeyin diyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Ay duygularımız, yükselen kariyerimiz, ana burcunuzda sizin kimliğiniz oturtur. Mutlaka tek tek detaylı. Bol bol yorum yazın. Hepsini tek tek kontrol ediyorum. Herkes şikayet ediyor benden ama olsun. Ben sizi hala yapmaya şikayet etmiyorum. Siz benden şikayet edin.